Bak arkadaş, benim Türklerle, yani bu ülkede vatandaşların hiçbir zaman sorunu olmadı. Bizi ayrıştıran devletler oldu. Bizi yönetenler oldu. Baba 20 sene emlakçılık yaptım. Bazılarda herkes çok iyi kötü beni tanır. Ben emlakçılık yaparken insanlar gelirdi benim ofisime. Benim Kürt olduğumu bile bile gelir bana ne der? Benim dairemi sat, Kürtlere verme. Binlercesine denk gelmişim. Dairesini kira veriyor, Kürtlere verme. Ya bu Kürtler size ne yaptı? Söyler misiniz? Kürt senin marketine geldiği zaman, alışveriş yaptığı zaman, Kürtçülük burada ayrımcılık yok. Mağazana geliyor, ses yok. Lokantana geliyor, ses yok. Daireni kira verirken Kürtlere verme. Ya adam Kürt daireni parayla satın alacak. Benim daireme Kürtlere verme. Bak benim sesimi duysun. Karadenizli bir gün benim mahallemde komşum. Bir gün benim dükkanıma geldi, ofisime. İki tane dairesi var satılık. Geldi dedi Hikmet abi, bu daireleri sat. Tamam dedim, kaydettim. Benim sekreterim de Trakyalıydı. Hatırlar. Benim dairem sat, tam çıkarken kalktı gidiyor. Çayını içti, kahvesini içti, çıkarken döndü. Hikmet abi benim dairemi Kürtlere verme dedi. Ya ben böyle masada dondum kaldım. Seyrettim ya, dinledim, dedim bir daha söylesene dedim. Benim dairemi Kürtlere verme dedi. Ben de artık daha dayanamadım. Yani kendimi, kontrolümü kaybettim. Kürt abaklığını aldım, fırlattım ona. Cam Kürt abak gitti. Dedim ki affedersin, Kürtler senin bir nokta nokta neyi ne yaptı ya? Sen parayla dairesin, sen daireni satın alacak ya. Sen ırkçı mısın ya? Gitti beni şikayet etti. Haki bana berat verdi. Ya böyle bir ayrımcılık oldu. Hani bu ülkede Kürt sorunu yok diyorlar ya. Nasıl olmadı ya? İsmet İnönü 1941'de geldi. Bu ülkede Kürt folklarını, kitaplarını, plaklarını yasaklamadı mı? Kürt dilini yasaklamadı mı? Toplatırmadı mı bu ülkede? Niye inkar ediyorsun kardeşim? Benim hiçbir zaman Türklerle sorunum olmadı. Ben hiçbir zaman bu ülkede Türklerle eşit olamadım. Beni eşit göremediler. Tak yine söylüyorum. Erdoğan son 20 senedir gelene kadar Kürt siyasetçilerine verdiği mücadelenin sonucunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan bazı adımlar attı ve Kürtlere özgürlükler tanıdı. Eskide bir iş yerine gidip bir sorduğun zaman kırıldır alma, Kürtsün, ben Kürdüm dediğim zaman almıyordu. Dönüyorduk etrafında, soruyorduk. Acaba gerçek diyordu, ben eleman aldım. Arkadan dönüp başka bir tane Türk gönderiyorduk. Adam diyordu ki gel çalış. Lan bu ayrımcılığı niye yapıyorsun kardeşim? Yıllarca bize bunu ayrımcılık yaptılar. Kırı diye hakaret ettiler. İki kelime konuşuyordun, lan bu kırı. Konuşma derdin. Yasaklı zaten, her zaman tokatı yiyorduk. Peki Erdoğan geldikten sonra HDP'nin siyasetçiler de verdiği büyük bir mücadele sonucu Cumhurbaşkanımız Erdoğan ciddi adımlar attı. Bu Kürtleri özgürleştirdi. Dilini, müziğini, her şeyini serbest etti. Bugün seçmeli dil dersi var Türkiye'de. Kürtçe dersi var. İstersen gidip Kürtçe ders alabiliyorsun. Ben nankör bir Kürt değilim. Bak net söylüyorum. Bugün Erdoğan, ben yine diyorum, bu ülkede en büyük özgürlüklerin devrimcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seversiz sevmezsiniz. Bak net söylüyorum, en büyük özgürlükçü lider Cumhuriyet tarihinde gelmiş, geçmiş en büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben yine seninle tartışmıyorum. Kürtlere verdiği bana bir tane olayı söyler misin? Bir tane bana Kürtlere verdiği bir tane hakkı söyle. Recep Tayyip Erdoğan'ın bana bir tane Kürtlere verdiği yaptırımda okullarda dahil olmak üzere bir tane hakkını söyleyin. Ek ders mi vermiş? Kürtlere tabela mı astırmış? Vergi mi almamış? Stopaj mı almamış? Ne yapmış? Hadi söylesin bir tanesi ya. Adam konuşuyor da ne konuştuğunu bilmiyor adam ya. Doğu'ya en fazla yatırım bu dönemde yapıldı. Kürtçe televizyon kuruldu. Kürtçe şu anda serbest. Kürtçe. Önceden ben şunu söylüyordum. Bakın. Kürt değilim ama. Sordun dinle. Kürt değilim ama. Niye peki? Önceden İngilizce şarkı serbest. Niye Kürtçe değil? Biz Çanakkale'de Türk'ü Kürt'ü beraberiz diyorduk. Ama bakın şu anda işte bu sağlandı. Asıl bakın hileye bakın. Kürtçeyi getiriyoruz diyen PKK benim Kürt dinen hı sesi için Kur'an'daki h'yi kullanır. Ama o İngiliz'in kullandığı x'i getiriyor x'i. Aslında o Kürt alfabesi değil, İngiliz Latin alfabesi getiriyor. Bense Kürt'üyle, Türk'üyle bir beraber Kur'an alfabesi. Hepsi yalan. CHP'nin Kürtçülüğü de yalan, PKK'nın Kürtçülüğü de yalan. CHP Türklere ihanet etti, PKK da Kürtlere ihanet ediyor. Hatta şu anda askerini Gazze'ye götürüp Gazze'liyle savaştıracak. Siyonistin yanına hazırlıyor. Bu eşkıya Amerika.
Amerika'dan kime fayda gelmiş? Kürt'e mi gelecek? Önce Türk'e yapacağını yaptı. Türk'ten bir şey kalmayınca şu anda Kürt'e yapıyor. Kardeşim, aklını başına al. Aklını başına al. Biz o oyuna düştük. Sen düşme. Mehmet Şimşek şimdi nerede? Mehmet Şimşek nerede? Kürt'üyle, Türk'üyle biz Müslümanız. Müslüman. Evet. Bakın şu anda o Cumhurbaşkanı yardımcısı ne? Bitlisli Kürt. Maliyenin başında kim? Kürt. Öbürü Kürt, belki Kürt. Bizim ayrımız gayrımız yok. Kudüs'ü kurtaran Salahaddin Eyyubi Kürt ve Müslüman. Müslüman kardeşim. Onun komutanı Nurettin Zengi de Türk. Türk'üyle, Kürt'üyle bu ülkeye, bu coğrafyaya biz hizmet etmişiz. Allah'ın yolundan ayrılmamışız. Kudüs'ü de, Kudüs'ü. Ne anlatıyorsun hikayeyi? Senin karnın niye aç? Tamam, dinle o zaman, dinle. Dinle. Karnına basın. Evet, şu anda dinlemedik. Şu anda bir dinle, bir dinle, anlat. Senin karnını niye aç biliyor musun? Karnında Amerikan hortum koymuş. Siyonizm hortum koymuş. Sömürüyor. Amerika sömürüyor. Avrupa sömürüyor. Siyonizm sömürüyor. Amerika, Avrupa ve Siyonizm sizi sömürdüğü zaman asla doymazsınız. Cehennemde de aç kalacaksınız. Dünyada da açsınız. Seni sömüren Türkiye değil. PKK'yı da, Kürt'ü de, Türk'ü de sömüren Siyonist, kapitalist Amerika. Aklını başına al. Kına aldım bak. Dolayısıyla. Arabalar kalbiyesine doğru bir şey söylediniz değil mi? Evet. Tamam. Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet oku, açıklaması yap hadi. Kim yapacak? Sen mi? Sen yap. Ben şöyle yapayım. Hangi ayet okuyorsun? Şu anda biraz önce okudum. İnne firavne muhakkak firavun yüzebbihu ebna, çocukları boğazlar firavun. Bugün kim? Siyonizm. Peki Siyonizm İsa'yı katletti mi? Etti. Kiminle? Roma'yla. Bugün Amerika'yla. Dolayısıyla Kürt çocuğunda, Türk çocuğunda, geç onları, geç. Bizi soyan, bizi... Daha kötü olacak ülkemiz var bizim. Bugün buraya gelip de Filistin'de... Seni öyle kandırıyorlar. Seni öyle kandırıyorlar. Niye bir tanesi gitti? Gidin savaşın. Şu anda Gazze düşerse... Arap olarak bak. Arap. Kaç tane Arap varsa Filistin'e gidin de savaşın. Gazze düşerse Anadolu düşer. Araplar. Evet. Dolayısıyla bu bir ihanet. Önce beyninizi kurtarın. Kölelikten kurtulun. Siyonizmin, satanizmin, şeytanın kölesi olmayın. İblisin kölesi olmayın. Önce bunlar İngiliz uşağı. İngilizler. Bir dakika. Teşekkür ettim. Eyvallah.